Merhabalar. Temlikli satış sözleşmesinin takibini nasıl yapabiliriz? Temlikli satış sözleşmeleri, taşınır veya taşınmaz herhangi bir malı başka bir kişiye bir bedel karşılığında verme işlemidir. Bu şekilde oluşacak işlem sonrası yapılan sözleşmelerin takibi için, örneğin bayimize bir cihaz satıldığını varsayalım ve bayimiz cihazı temlikli olarak bir müşterisine sattığını ve bize evraklarını getirdiğini düşünelim. Bu aşamada yapmamız gereken ilk işlem, klavyemizden F10 tuşu veya diğer logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza seri yazmamız durumunda seri lot listesini çalıştırmak olacaktır. Burada satılmış olan cihazımızı seri numarası içerisinden ilgili seri numaramızı girerek, satılmış olan dışarıda durumundaki cihazımız için F5 değiştir seçeneği ile liste içerisindeki seri lot bilgilerimizi tamamlayıp bu alandaki verilmiş olan açıklama alanlarının sistem parametrelerinden düzeltilmesini sağlayabildiğimizi biliyoruz ve temlik sözleşmesi listesi alanına gelip burada görmüş olduğunuz temlik sözleşmeleri listesinden yeni bir sözleşme ekleyebilmek için F4 komutunu kullanarak satılan cihazımızın sözleşme numarasını belirtip daha sonrasında sözleşmemize ait tarih ve varsa açıklama alanına ilgili bilgileri girerek yapılan işlemlerimizi satış elemanı takibi yapan firma isek liste içerisinden satış elemanını seçer. Özel kodlarda seçeceğimiz özel koda göre de gruplandırılmalarını sağlayabilmekteyiz. Durum çubuğuna geldiğimizde ise tanımlayacağımız ilk sözleşmelerimiz aktif durumunda olacaktır. Burada geçmiş sözleşmelerimizi kullanmamamız durumunda durumunu pasif durumuna getirerek aktif listemizden kaldırabilmekteyiz. İlgili işlemlerimizi F2 kaydet diyerek tamamladıktan sonra ilgili sözleşmemizi seçer ve diğer seri lot bilgilerimizi tamamlayıp F2 kaydet diyerek serimizin artık ilgili stok ve sözleşme ile ilişkilendirildiği, bunun için yeni bir sekme açarak arama alanımıza temlik yazarak temlik sözleşme listemize gelip burada görmüş olduğunuz gibi sözleşme numaramızın bağlı bir seri ve stoğun ve ilgili sözleşmeyi yapan bayimizin karşımıza geldiğini görmekteyiz. Bu temlikli satışa istinaden bize ana operatörden yeni bir cihaz geldiğini varsayalım. Bu cihaz için yeni bir sekme açıp fatura listesi ekranımıza gelerek F4 komutu altında bulunan alım seçeneklerinden bir mal alım faturası ekleyelim. Burada hesap kodu listesi içerisinden ürünü aldığımız ilgili cari seçimini yaparak daha sonrasında seri ile ilişkilendirilen stoğumuzu liste içerisinden seçerek miktar kısmına herhangi bir güncelleme yapmadan seri barkod alanımızda seri alanımızı seçip cihazımıza ait ilgili seri numarasını bu alandan girerek miktar alanımızın güncellendiğini ve seri lot sekmesi içerisinde bulunan listemizin sonuna geldiğinde yapılacak olan mal alımının temlik sözleşmesi ile ilişkilendirerek diğer bilgilerimizi de tamamlayıp F2 kaydet dememiz durumunda ve temlik sözleşmemize gelmemiz durumunda bekliyor durumunda olan stoğumuzu yenilediğimizde artık bu stoğumuzun ilgili bekliyor durumundaki değişen durumumuzun artık mal alım ve ilgili fatura numarası ile karşımıza geldiğini, burada sözleşmeyi yapan bayimizin buna karşılık seri no ve karşılıklı fatura numaramızın liste ekranımıza gelmiş olduğunu görmektesiniz. Daha sonrasında bu yeni gelen cihazımızı temlikli olarak bayimize satmaya karar verdiğimizde fatura listesi içerisine gelip buradan F4 komutu altında bulunan satış seçeneğinden perakende veya toptan satış seçeneklerinden birini seçip satışını gerçekleştireceğimiz ilgili carimizi liste içerisinden seçerek daha sonrasında temlikli satışlarımız için oluşturacağımız ödeme planını seçmemiz gerekmektedir. Bunun için liste içerisinden F4 ekle komutu ile yeni bir ödeme planı tanımlayarak bir kod ve daha sonrasında yapılacak temlikli satışımıza ait bir açıklama belirleyip örneğin X operatör virman açıklaması ile mal alımını gerçekleştirdiğimiz operatör carimizin oluşturacağımız virman seçeneği ile satış faturasını alacaklandıracak. Akabinde yine ödeme planı sonucu ana operatörümüzü borçlandıracaktır. Burada diğer bilgilerimizi tamamladıktan sonra ödeme tipi alanından virman seçeneğini seçip tutar gün formülünden genel fiş tutarını seçip yapılacak işlemlerde o gün için işlem yapılacağını ve cari hesap listesi içerisinden ilgili operatör firmamızı seçerek
F2 kaydettiğim işlemlerimizi tamamlarız ve daha sonrasında ilgili ödeme planımızı seçip kalemler alanına geldiğimizde serimize ait ilgili ürünümüzü stok malzeme listemizden tekrardan seçerek miktar alanında herhangi bir güncelleme yapmayıp seri okutarak ilgili seri numaramızı barkod alanından girip görmüş olduğunuz gibi miktarlarımızın güncellendiğini göreceğiz ve daha sonrasında F2 kaydet diyerek ödeme işlemlerimizin kontrol ekranı karşımıza gelecek. Gerekli kontrollerimizi sağladıktan sonra F2 kaydet diyerek işlemimizi tamamlayacağız. Tekrardan temlik sözleşmesi listemize geldiğimizde, ekranımızı yenilediğimizde, sözleşmemizin bundan sonraki bayiimiz için yeni bayiimizi, daha önceki bayiimizin karşılıklı cari bilgisi ve buna istinaden diğer seri numaralarımız da gelmektedir. Yapılan işlemlerde bayiimizin hareketlerini incelediğimizde ise yeni bir sekme açarak cari listemize gelip birman işlemini gerçekleştirdiğimiz operatör carimize kontrol enter ile hareketlerine gelip yapmış olduğumuz mal alım faturasını alacak durumunda olduğunu ve satış faturası ile birman işlemini gerçekleştirerek hesaplarını kapatmış olduğumuzu görmekteyiz. Bu şekilde sözleşmelerimizin takip işlemlerini de gerçekleştirebilmekteyiz.